Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Estaûzu billah. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allamteni ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza 10. sözden namı diğerle Haşir Risalesi'nden devam ediyoruz. Haşir Risalesi'nde de 6. hakikatin 5. esasına kadar geldik. Fakat 5. esasa geçmeden önce Haşir Risalesi'nin başına hemen döneceğiz. Kısacık da olsa hangi güzel adımlarla bu metne girdiğimizi hatırlayacağız. Hangi ayetlerin gölgesinde gezdiğimizi bir hatırlayacağız. Ondan sonra da inşallah 6. hakikatin 5. esasına başlayacağız. 10. söz Haşir Bahsi 2 ayet-i kerime ile başlıyor. Bunlardan birincisi Bismillahirrahmanirrahim. İkincisi ise Rum suresinin 50. ayeti. Rum suresinin 50. ayeti. Estağfirullah. فَنْظُرْ اِلَى اَثَرْ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا İnne zalike le muhyil mevta ve huve ala kulli şeyin kadir. Kısa bir mealiyle şöyle buyruluyor burada. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine. Yeryüzünü ölümünün ardından nasıl diriltiyor? Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Rum suresinin 50. ayeti daha meal düzeyinde onunla muhatap olduğumuzda bile bize şunu hissettiriyor, öğretiyor, gösteriyor ki baharda haşrin varlığına deliller var. Haşrin olacağına hem muktazi açısından hem de imkan açısından ne diyelim anlamayı sağlar perspektifler var. Bunu öğretiyor, bunun rehberliğini yapıyor, bunun tefekkür yolculuğuna çıkmamız için bizi teşvik ediyor diyelim yani. Bizi yönlendiriyor. Yani bakın diyor Allah'ın rahmet eserlerine. Bir de rahmet eseri olarak bahara bakın. Yeryüzünün ölümünden sonra dirilmelerine bakın. Bunu yapan Allah'ın daha insan türünü tekrar hayata döndürmesiyle ilgili nasıl bir sorununuz olabilir ki diyor yani. Buna nasıl imkan vermezsiniz ki? Bunu nasıl anlamazsınız ki? Bunu nasıl Allah'ın kudretinden, rahmetinden uzak görürsünüz ki işi olarak esmasının, sıfatının, şunat-ı ilahiyesinin yansıması olarak görmekten nasıl uzakta durursunuz gibisinden bize soruyor ayet-i kerime. Biz de elhamdülillah ondan bu dersi alarak hem de üstadımızın bu ayeti tefekkür ettiği Haşir Risalesi metninin eteklerini öperek yolculuğumuza devam ediyoruz. Hep gördüğümüz şu, evet haşir bir kanun. Varlığın içinde hep işliğe gelen bir kanun ve bu kanunun bir ferdi de bahar ama külliyetli kapsamlı bir ferdi. Onun ilerideki ahiretteki bir ucu da insanın tekrar hayata çağrılışı. Elbette insan bu alemin meyvesi olması hasebiyle yaratılış itibariyle sonlarda da geldiği gibi diriliş itibariyle de sonlarda gelecek. Yani ne demek istiyorum? İnsanoğlunun bu varlıktaki hılkati biliyorsunuz dünyanın, onun üzerindeki hayatın yaratılışından daha sonra, yani önce dünya hazırlandı, döşek haline getirildi ayet-i kerimenin tabiriyle. Orada işte yumuşatıldı toprak, bitkilerin bitmesine imkan sağlandı, hayvanlar yaratıldı. Ondan sonra Cenab-ı Hak bizi bu dünyaya Hazreti Adem Aleyhisselam babamızla Havva annemiz eşliğinde başlattı bizim startımızı verdi, imtihanımızın startı başladı. Biz meyve olarak kainatın en kapsamlı, en diyelim böyle misali musaggar tarzı, yüksek sanatlı bir eseri olarak varlığın sonunda geldik. Biz bununla evrimcilerin dediğini kastetmiyoruz. Ama evrimciler bizim bu dediğimizi kullanıyorlar. Yani biz burada her tür, işte diğer türden sonra yaratıldı demek istiyoruz. Mesela bitkilerden sonra hayvanlar yaratıldı, hayvanlardan sonra işte insanlar yaratıldı. Ama tek tek, tür tür yaratıldı diyoruz. Evrimciler diyor, önce onlar oldu, onlar evrimleşti bu oldu, bunlar evrimleşti bu oldu. Onlar Cenab-ı Hakk'ın insana giden süreçte kainatı hazırlayışını bir tür şey olarak anlamayı seçiyorlar.
varlığın tekamül süreci olarak, kendiliğinden, tesadüf eseri olarak öyle bir yola girdiğini düşünüyorlar. Elbette bunun akla mantığa yaklaşır bir yanı yok. Çünkü varlık tesadüfle daha üst bir sisteme doğru gitmez. Bakınız, bir yapbozu hazırlayıp bir yere koyun veya işte Legolardan bir bina hazırlayıp bir yere koyun, bir boş arsaya koyun veya işte tesadüflerin çok işlediği bir yer neresi olabilir? E5'e koyun yani. Tem otoyoluna koyun. İşte tesadüfler orada işliyor. Arabaların nereden geçeceği belli mi? Veya rüzgarın, selin çok olduğu bir yere koyun. Dağın tepesine bırakın. Oradaki hangi tesadüfi süreç o Legolardan yaptığınız evi daha üst bir sisteme taşıyor? Ev yaptık bıraktık geldiğimizde saray bulduk falan mı diyorsunuz yani? Veya yapbozu bıraktınız, tamamladınız, koydunuz bir yere. Geldiğinizde vay yapbozun üstüne 5 yapboz daha mı yapılmış buluyorsunuz? Böyle bir şey yok. Kainatta tesadüflerden daha üst bir şeyin oluştuğunu hiç görmüyoruz. Hiç öyle bir şey olmuyor. Arkadaşlar olmuyor yani. İşte yaşıyoruz ya hepimiz. Ben çok acayip bir şeyden bahsetmiyorum yani. Bir şeyin tesadüfen bize daha üst olduğu söylense biz buna yani dalga mı geçiyorsun biz de deriz. Mesela hanımınız dese ki kuru fasulyeyi bıraktım mutfağa geldiğimde ne olmuştu? Piyaz olmuştu veya başka bir şey olmuştu dese ne dersiniz? Ya öyle bir şey olur mu dersiniz? Yani kendi kendine piyaz olur mu? Buna bile inanmazsınız yani. Ama işte evrimciler diyor ki milyonlarca sene geçti, milyarlarca sene geçti ya. Attım zamana, evrim kayıra, o iş öyle gitti, kendi tesadüfen oluştu falan filan. Elbette haşa sümme haşa biz böyle bir şey kastetmiyoruz. Bizim kastımız şu, Cenab-ı Hak varlığı hazırladı insan için. Ha bu da hikmeti gereği elbette. Yani bir hikmetle bunu yaptı. Yani biz ahirde geldik. Ahir zaman öncesinde geldik. Yani biz kıyameti yakın yaratılan bir türüz. Bizim nasıl yaratılışımız sonra olduysa diriltişimiz de, diriltilişimiz de yine sonra olacak, mahşerde olacak yani. Baharda biz tekrar dirilmiyoruz. İçimizde tabii elbette kıpırtılar oluyor. Gelince bahar ayları gevşer, gönül yayları diyorlar ya o türden böyle. Tekrar bahar geldi, tekrar güneş gördük elhamdülillah. Elbette Hay isminin kainata yansımasından, daha doğrusu dünyaya yansımasından biz de bir his alıyoruz. Ama onun dışında tür olarak diriltilmemiz mahşer gününe kalmış bir iş. Cenab-ı Hak hikmeti öyle irade etmiş yani. Yapacak bir şey var mı? Bizim görmemiz gereken ne? Cenab-ı Hak bu haşrı kainatta sürekli yapıyor zaten. Sürekli bu oluyor. Biz kendi türümüzün haşrine de bunları görerek iman etmeliyiz. Bizim göstereceğimiz feraset bu. Zaten Kur'an'da bunu bize emrediyor, sorumlu tutuyor amentümüzün parçası olarak. Evet, baharda olanlar hem kudret hem imkan açısından, hem imkan hem iktiza açısından haşri gerekli kılar dedik. Ne demektir bu? Baharı gerektiren rahmet hayli hayli gerektirir ki insan türü de kainatın en kıymetlisi, sanatlısı da yoklukta kalmasın, tekrar varlığa çağrılsın. Yine Cenab-ı Hakk'ın binlerce, milyonlarca türü aynı anda varlığa tekrar çağıran kudreti, bir baharda hepsini hayata tekrar mazhar kılan kudreti imkan verir ki, onun için hiç zor değil ki haşa, insan türü tekrar varlığa çağrılsın, kendi haşrıyla muhatap olsun. Bu anlamda ayet-i kerime bizi bunlara karşı uyandırıyor yani, böyle bir gözünüzü açın ya diyor, bu ne ki? Yani sizin diriltilmeniz ne ki? Bakın şu kainatta neler neler oluyor yahu. Yani o gözle bakın diyor biraz. Evet, insanın kendini kainattan koparması Mesnevi Nuriye'de Bediüzzaman Hazretleri'nin altını çizdiği bir tehlikedir bu. Kendini bir şeyden hariç zannediyor gibi bir ifade vardı ama şimdi cümlenin tamamı aklıma gelmedi, yanlış nakletmeyeyim. Yani insan kendini kainatta işleyen kanunlardan, şeylerden hariçte bir fert gibi görüyor. Ya niye? Onlar için geçerli olan senin için de geçerli. Şimdi taşı attın yere düştü, sen hoplayınca yere düşmüyor musun? Aynı senin için de geçerli. Baharda tekrar diriltilenlerin o maruz kaldığı, muhatap olduğu kanun neyse o da senin için geçerli.
Buna uyanman lazım. Evet. Böylece güzel adımımızı, girizgahımızı hatırladık. Hangi ayetlerin gölgesinde gezdiğimizi, daha doğrusu gölgesinde yolculuğa başladığımızı anladık. Şüphesiz ki Haşr Risalesi'nde daha atıf yapılan çok ayet-i kerime, çok hadis-i şerif, çok hakikat var. Ama bizim de hepsini yakalama şeyimiz yok, kabiliyetimiz yok. Kısım kısım bazılarını söz basın mesela burada işaretlemiş, dikkat çekmiş dipnotlarla. Ben de aklıma geldikçe size naklediyorum. Belki burada da vardı ama nakletmemiş olabilirim. Mesela 6. esas da yine gelecek burada. Hemen göndermeyi yapmış söz basın. Bunun gibi Üstad Hazretleri'nin metin içinde atıf yaptığı ayet, hadis birçok. Belki o gözle sırf incelense, öyle hafızasında çok hadis olan, çok ayet olan hafız, hem hadis hafızı hem Kur'an hafızı insanlar tarafından incelense, külliyatın çok cümlelerinde ayetlere gönderme bulunabilir arkadaşlar. Bu anlamda şunu hep altını çiziyoruz. Bediüzzaman Hazretleri zahiren bu kadar ayet, bu kadar hadis zikrediyor diye, sadece bunları açıklıyor diye düşünmeyelim. Çünkü onu açıklıyorum demeden de onlara gönderme yaptığı çok yer var. Evet, elhamdülillah. Buna inanmayanları söz basım külliyatın bu çalışmasına yolluyoruz. Yani külliyat çalışmasının altında aldığı notlara, göndermelerine yolluyoruz. Ki burada mesela bak 7. hakikatte 3 tane var. Hangi ayetlerde geçiyor söylediği şeyler, atıflar yapılmış. Neyse, onlara girmeyeyim. 5. esası önce bir baştan sona okuyalım. Ondan sonra da ince tefekkürüne başlayalım. 5. esas. Şunu da hatırlayalım. Biz 6. hakikate hangi cümleyle başladık? Bab-ı Haşmet ve Sermediyet olup ismi Celil ve Baki cilvesidir. Ayet-i kerimede Rahmet, Kudret, Rahman ve Kadir isimleri formülümüzdeydi. Burada ismi Celil ve Baki cilvesinde dolaşacağız. Yani ayet-i kerimenin verdiği formülde isimleri değiştiriyoruz. Hakikatlerin yaptığı bu. Hakikatler ayet-i kerimenin öğrettiği yolu farklı farklı isimlerin perspektifinde, iz düşümünde tekrar tekrar alıyorlar o mesafeyi. İşte burada da o hakikatlerin hep başında geçiyor bu tarz cümleler. Bunların hikmeti olarak tekrar tekrar altını çiziyoruz. Bu cümle onu göstermek için, ona işaret etmek için, gözümüzü ona açmamız için tekrar ediliyor. Bab-ı Haşmet ve Sermediyet olup ismi Celil ve Baki cilvesidir. Nasıl ki ayet-i kerimede bahardaki kudret ve rahmet tecellileri, Rahman ve Kadir isimleri perspektifinde haşre delil olarak kullanıldı, burada da ismi Celil ve Baki isimleri haşmet ve sermediyet tecellileri üzerinden haşre delil olarak kullanacak. 6. hakikatin tamamı bununla ilgiliydi. Esaslar bahsi de elbette bununla ilgili. Esasların bir yaptığı iş daha var, nedir? Müslümanın dünya algısını düzeltmek. Yani standart bir mümin dünyayı nasıl algılar? Bu 6. hakikatteki esaslar bahsi onda böyle bir, ne derler ona, refresh, bir fabrika ayarlarına dönme, bir yenileme yapıyor, tecdit yapıyor. Bizdeki tabiri bunun elbette tecdit. 5. esas. Hem anlarsın ki şu fani masnuat fena için değil, bir parça görünüp mahvolmak için yaratılmamışlar. Belki vücutta kısa bir zaman toplanıp, matlup bir vaziyet alıp, ta suretleri alınsın, timsalleri tutulsun, manaları bilinsin, neticeleri zapt edilsin. Mesela ehli ebed için daimi manzaralar nesçedilsin. Hem alemi bekada başka gayelere medar olsun. Eşya beka için yaratıldığını, fena için olmadığını, belki sureten fena ise de tamamı vazife ve terhis olduğunu bununla anlaşılıyor ki, fani bir şey bir cihetle fenaya gider, çok cihetlerle baki kalır. Mesela kudret kelimelerinden olan şu çiçeğe bak ki, kısa bir zamanda o çiçek tebessüm edip bize bakar, derakap fena perdesinde saklanır. Fakat senin ağzından çıkan kelime gibi o gider, fakat binler misallerini kulaklara tevdi eder,
dinleyen akıllar adedince manalarını akıllarda ibka eder. Çünkü vazifesi olan ifade-i mana bittikten sonra kendisi gider. Fakat onu gören her şeyin hafızasında zahiri suretini ve her bir tohumda manevi mahiyetini bırakıp öyle gidiyor. Güya her hafıza ile her tohum, hıfz-ı ziyneti için birer fotoğraf ve devamı bekası için birer menzildirler. En basit mertebeyi hayatta olan masnu böyleyse, en yüksek tabakayı hayatta ve ervah-ı bakiye sahibi olan insan ne kadar beka ile alakadar olduğu anlaşılır. Çiçekli ve meyveli koca nebatatın bir parça ruha benzeyen her birinin kanunu teşekkülatı, timsali sureti, zerrecikler gibi tohumlarda kemali intizamla dağdağlı inkılaplar içinde ibka ve muhafaza edilmesiyle gayet cemiyetli ve yüksek bir mahiyete malik, harici bir vücut giydirilmiş, zişur, nurani bir kanunu emri olan ruhu beşer ne derece beka ile merbut ve alakadar olduğu anlaşılır. Evet, beşinci esasın metni bu kadardı. Üç paragraf. Beşinci esas toplamda, özetle ne söylüyor veya ilk neler fark ettiriyor bize diye düşünsek, acaba sizin cevaplarınız neler olur? Bir düşünün bakalım. Benim aklıma şöyle bir şey geliyor mesela okuduğumda. Gitmeler gitmek mi? Yani bir kere bunu sorduruyor sanki. Biz varlığın zahiren son buluşunu veya varlığın içindeki sürecinin son buluşunu, mesela gençliğin bizde son bulup ihtiyarlığın başlamasını temelli bir gidiş olarak görüyoruz. Ya da ne diyelim, öncesinin yok oluşu gibi görüyoruz. Ya acaba böyle mi? Beşinci esas bu anlamda bize bunu tekrar sorduruyor. Sen varlığın gidişlerini, değişikliklerini bir tür hiçleşme olarak algılıyorsun diyor. Evet, hakikaten biz onları hiçleşme gibi algılıyoruz. Ne oldu? Atıyorum, çocukluğum geçmişte kaldı. Hiç oldu. Bir daha geri gelemeyecek bir yerde. Bir daha geri gelemeyecek kadar parçalanmış, dağılmış durumda. Veya işte atıyorum bir yakınım, Allah korusun, Allah kimsenin başına vermesin, hayırlısını versin her şekilde. Bir yakınımı aniden kaybettim diyelim. O yok mu oldu? Yoksa kalışları içinde başka kalışlar mı var? Ya da şöyle söyleyelim, bir kalış şeklinden başka kalışlara mı geçti? Veya zaten onun kalışı, bu dünyadaki kalışı bir dönüştürme kalışı mıydı? Söz gelimi, tencerede su kaynıyor. Tencerede su kaynarken suyun varlığı devam ediyor. Ama işte 1 saat, 2 saat, 3 saat, 4 saat, neyse artık altını açık bıraktınız. Bir yerden sonra o suyun tamamı buhar oluyor, gidiyor değil mi? Zahiren ilk bakışta artık su gitti diyorsunuz. Bitti, yani su kalmadı. Tamam ama o su gerçekte mi kalmadı? Yoksa başka bir oluşa mı geçti? Evet, biz biliyoruz ki azıcık fizik bilgimizle o su kaynadığında buhar oldu ve oluşu başka bir oluşa geçti. Yok olmadı. Eğer gücümüz yetse, yapabilsek, öyle bir teknolojimiz olsa o odanın içindeki havadan o suyu tekrar sağabiliriz. Alabiliriz yani o suyu tekrar. Aynı şekilde o tencerede toplayabiliriz. Böyle bir dönüştürme teknolojimiz yok ama olsa olabilirdi. Deney koşullarında bu yapılamıyor mu? Yapılıyor. Adam alıyor bir şeyi, bir şeye dönüştürüyor. Başka bir tarafta onu tekrar aynı şeye dönüştürüyor. Hani denemek için bu buna dönüşüyor, bu tekrar buna dönüştürülebiliyor mu? İşte suyu hidrojenle oksijene ayırıyor. Sonra bakıyor, tekrar birleştiriyor. Bakayım tekrar su oluyor mu? Bunları deney ortamında başarıyor. Üstad Hazretleri diyor ki dikkat edin diyor bu hale. Bu genel olarak bu olanlara. Varlıkta gidişler hiçliğe değil, ayrılıklar sonsuzca değil, ya başka vücutlara dönüşerek devam ediyor varlıklar. Yani bu dünyadaki varlığımız
aslında bir tohum şekline geliyor. Maddi vücuda çağrılmak, insan için olsun, başka canlılar için olsun, maddi vücuda çağrılmak aslında bir eşik. Tıpkı o tenceredeki suyun kaynatılması gibi. Başka çok vücutlara dönüştürülmek için bir araç olarak kullanılıyor maddi vücut. Bir tür prototip alma, bir tür modelleme gibi başka türlü vücutlar elde etmek için kullanılıyor diyor. Gibi özetle bunu anlıyor gibiyim. Yani bir ikincisi mesela şu aklıma geliyor. İnsanın da kainatla bağını kuruyor burada. Yani madem onlar öyle, sen niye böyle olmayasın? Bunun külliyat içinde çok yapıldığını biz biliyoruz. İslami metinlerde de çok yapıldığını biliyoruz. Yani insan mahlukat silsilesinin bir parçası. Biz haşa evrimciler gibi demiyoruz ki o ondan geldi, bu bundan geldi, öyle demiyoruz. Ne diyoruz? Hepimizi aynı Allah yarattı. Tevhid ile yarattı. Elbette sahibimiz bir olduğu için üzerimizde imzası da var. Evrimciler bunu şey diye yorumluyor. O ondan geldi, bu bundan geldi, o ondan geldi, o yüzden benziyor. Biz diyoruz ki hayır, bizi aynı usta yarattığı için vahdet mührü vurdu üzerimize. Hani o benzerlikler, hepimizin hücresine inildiğinde bulunan o genler, o amino asit yapıları, o karbon bazlı canlılık, ortak özelliklerimiz aslında vahdet sikkesi. Cenab-ı Hak diyor ki sen de ben yarattım, sen de ben yarattım, sen de ben yarattım. Nereden bileceksin? Aynı sisteminiz. Ama bu birbirimizden gelmek manasında değil, birbirimize benzemek, ustamızı hatırlatmak manasında. Mesela araba firmalarının üretimlerinde, bugün Ferrari demiyorum bakınız. Araba firmalarının üretimlerinde bakıyorsun, Peugeot ise marka, benziyor yani. Bir yerlerde adam o çizgisinin devamı olduğunu hatırlatır, izler bırakıyor. Atıyorum Alfa Romeo ise öyle, Mercedes ise öyle, bilmem şu ise öyle. Hani bir çizgisi var, tarzını anlatır, sanatını anlatır, bir şeyler var, detaylar var. Arabanın modelinde değişiklikler olsa da o ana hatlar korunuyor. Arabayı uzaktan görünce bu diyorsun Mercedes, bu diyorsun işte falanca marka, bu diyorsun filanca marka. O tarzı korumayanlar genelde daha düşük kalitede olanlar oluyor mesela. İşte bazı arabaların modelleri diğerlerinin taklidi oluyor. Üst markaların tarzını oturtturamadığını anlıyorsunuz. Bizde de mesela yayıncılıkta, mesela hüner olan grafikerin kapakta yayın evinin tarzına sahip olmasıydı. Yani her bir kitap başka bir şey oynamasın. O kitabı gördüğünde anlayasın ki bu filanca yayın evinin. Hemen görür görmez kapağından, açtığında mizampajından, işte başlık tarzından, satırlar arası boşluklardan, puntolardan falan filan, işçiliğinden hatta anlayasın ki bu filanca yayın evinindir ve kalitesi şudur. O kimliği orada hissettirsin istenir. Bu şirketler de bunu ister. Ürünü öyle şeyin aklında kalsın. Tüketicinin aklında kalsın. Çünkü tüketici onu arasın. O kimlik öğeleri üzerinden talep eder olsun diye isterler. İşte telefon modelleri içinde o geçerli. Başka şeyler içinde. Adam eğer kimlik sahibi bir markaysa, o seviyeye gelmişse, üst bir seviyedir o. Belirgin çizgileri olur. O çizgilerin üzerinde çok oynamaz. Detaylarla oynar ama o ana hatlar aynı kalır. Böylece kullanıcı da ben ne yapıyorum demez yani. Öyle derlerdi mesela tasarımın başarısı için. Tasarım başarılıysa telefonu eline alan veya başka bir elektronik aleti veya başka bir şeyi eline alan onu da bocalamaz. Ne yapacağım ben bunda şimdi falan demez yani. Nereden giriliyor falan demez. Değişimleri az az yaparlar o yüzden. Mesela büyük eşikler atlamazlar tasarımlarda. Büyük eşik atlatan tasarıma başarısız denilir. Niye? Çünkü eski kullanıcın bu nasıl kullanılacak ya demeye başladı. Yani sıçramayı çok fazla yaptırdın, adam adapte olamadı, başarısız bir ürün oldu. O şeyi, eşiği yumuşak tutmaya çalışırlar. İşte iPhone'un bir önceki modelini kullanmaya alışan, bir sonraki modelini aldığında bocalamasın ister adam. Hemen yerlerini bulsun, eski ayarların çok azı değişsin. Ki çok bocalamasın. Falan filan, işte bu konuya da girdik, biraz dallandırdık. İnsanoğlunun kainattaki yaratılışı, evet biz burada sınanacağımız için bu canlılarla ortak taraflarımız olacak elbette. Ama bunun bir o ondan geldi, bu bundan geldi ilişkisi olması şart değil ki, ayrı ayrı yaratılmış olabiliriz. Bunun bir mümin açısından
her şeyi yaratabilir, kudreti sınırsız ve hu ala külli şeyin kadir ayette buyurulduğu gibi olan bir Allah açısından zorluğu var mı? O mecbur mu? Önce bunu yapayım, sonra bunu geliştireyim, şunu yapayım. Yani Cenab-ı Hak Peugeot mu? Haşa. Mercedes mi? Haşa. Atıyorum herhangi X telefon firması mı? Birini yapayım, onu sonra geliştireyim, öbürünü yapayım, sonra geliştireyim, öbürünü yapayım. Böyle Cenab-ı Hakk'ın aklı bizim gibi derece derece mi çalışıyor? Haşa, Cenab-ı Hak böyle kusurlardan münezzehtir. Yani biz cahilliğimizden dolayı, eksikliğimizden dolayı parça parça ilerliyoruz. Şunu buluyoruz, onun üstüne bak şunu da koyarsam güzel olur diyoruz. Bak şunu da attım daha iyi oldu diyoruz. Kıdım kıstım gıdım gıdım, kızım kızım gıdım gıdım. Yükseliyoruz kemale doğru. Ama Cenab-ı Hak olmuş olacak her şey ilminde zaten. Senin bu olur dediğin şeyler de zaten onun ilminde olduğu için sen biliyorsun. Yani asıl ilim onun ilmi. Mümkün vücutların hepsi onun ilminde. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın haşa sümme haşa cehaleti yok ki sonradan bir şey öğrensin. Yani onu yaptı, bitkiyi yaptı. Bu bitkileri yaptım ama çok hareketsiz oldu bunlara. Şunlara bir de bir ayak takayım falan. Haşa sümme haşa hayvan oldu. Sonra bu hayvanlar da çok aptal oldu, bunlara bir akıl verelim falan. İnsan oldu. Böyle mi yani Cenab-ı Hakk'ın yaratışı? Haşa, biz onu bundan tenzih ediyoruz. Cenab-ı Hak elbette böyle yarata yarata öğrenmekten münezzehtir. Cenab-ı Hak olup olacak her şeyi bilendir. Evet, tekrar metnimize başlayalım. Beşinci esasa. Beşinci esasın anlattıklarını ince bir şekilde anlamaya çalışalım. Kabımız yettiğince, Cenab-ı Hakk'ın fazlu keremince. Hem anlarsın ki diyor beşinci esas, şu fani masnuat, yani geçici sanatlar, fena için değil, yok olsunlar diye yaratılmamışlar. Bir parça görünüp mahvolmak için yaratılmamışlar. Ya belki vücutta kısa bir zaman toplanıp, matlup bir vaziyet alıp, ta suretleri alınsın, timsalleri tutulsun, manaları bilinsin, neticeleri zapt edilsin. Mesela ehli ebed için daimi manzaralar nesçedilsin, hem alemi bekada başka gayelere medar olsun. Bakınız, daha önce de konuştuk bunu. İşte prototip yapmanın amacı nedir sanayide? Şimdi yaparsın onu, onun üzerinden projeyi geliştirirsin. Yaptık, işte denedik, şunlarda hatalar gördük, bunlarda şey oldu, işte oturunca rahatsız olunuyor ya da elini alınca şöyle oluyor, bilmem ne oluyor, şunu yanlış düşünmüş falan. Prototipi yaptığın zaman prototip üzerinden tecrübeyi yaşayabilirsin. O prototip sana tecrübe verir yani. Teori düzeyinde anlayamadığın, taslak üzerinde kavrayamadığın, ancak pratikle görülebilecek şeyleri öğretir o prototip. Şimdi kainata baktığın zaman da, haşa, Cenab-ı Hak bir şey öğrenmiyor kainattan. Ama burada yaşayanlar öğreniyor. Burada tecrübe edenler. Çünkü burada yaratılanların bir kısmı da şuurlu canlılar. Şuurlu canlılar olarak bizim, cenneti cennet bilmemizi, cehennemi de cehennem bilmemizi sağlayacak bir arka plana ihtiyacımız var. Ne demek istiyorum? Cennete gittiniz. Allah hepimize nasip eylesin. Hani inşallah ayağımızı cehenneme bir an olsun bastırmasın yani. Biz ona dayanamayız. Cennete gittik inşallah diyelim. Ya cennetin cennetliğini nasıl bileceğiz? Dünyadan. Çünkü dünyayı hatırlıyor olacağız. Dünyadaki şartları, zıtlıkları, karışımları, savaşları, kavgaları, dövüşleri, mutsuzlukları, hüzünleri, yani buradaki, burayı cennet olmamasını sağlayan her ne varsa, onların cennette olmadığını bileceğiz. O tecrübeyle cennet bize cennet olacak. Ha diyebilirsiniz ki ya cennetliler cehennemliklerin halini görmeyecek mi? Görecekler. Ayetlerde, hadislerde bunlarla ilgili ifadeler var. Ama bunlar elbette yani şahitlik ile tecrübe bir olmaz. Cennetlikler cehennemde azap çekip geri cennete alınanlar dışında, onlar da olacak biliyorsunuz. İmanı olup günah çok olanlar, Cenab-ı Hak bizi onlardan eylemesin.
imanı ve hayrı çok olanlardan eylesin. Doğrudan cennete gidenlerden eylesin. Yani hiç oralara uğratmasın bizi. Onlar mesela hariç, onlar cehennemi tecrübe etmiş olacaklar. Tamam. Ama doğrudan cennete gidenler için cenneti cennet kılacak aradaki farkın tayini bence, yani Allahu alem kaydıyla söylüyorum, dünya tecrübesine bir ölçüde bağlı. Cennetin hakikati, oradaki Esma-ül Hüsna tefekkürleri vesaire, oraya biz dünyada eğitim görmüş, tecrübe yaşamış, staj görmüş olarak geçeceğiz yani. Buranın böyle bir amacı da var. Yani Üstad Hazretleri'nin burada dediği fani masnuat fena için değil, bir parça görünüp mahvolmak için değil. Yani onun için yaratılmamışlar. Belki vücut da kısa bir zaman toplanıp, matlup bir vaziyete alıp, talep edilen, amaçlanan bir vaziyete alıp, ta suretleri alınsın, timsalleri tutulsun, manaları bilinsin, neticeleri zapt edilsin. Mesela ehli ebed için daimi manzaralar nesçedilsin, hem alemi bekada başka gayelere medar olsun. Bu dünyadan ahiret yaratılacak ama ahiret kemalde. Bu dünya o kemalin prototipi oluyor yani. Cenab-ı Hak öyle bir fonksiyon yüklemiş bu kainata, bir berzahlık. Dediğim gibi haşa, Cenab-ı Hak burada bir şey, haşa, o öyle şeylerden tenzih ederiz biz güzel Allah'ımızı. Bir şey öğrenmiyor, Cenab-ı Hak öğrenmiyor. Bizim öğrenmeye ihtiyacımız var. Varlığın bu şeyden geçmesine ihtiyacı var. Tecrübeden geçmesine ihtiyacı var. Bu yükseliş elbette basamakları çıkarak oluyor onlar için. Evet. Ta suretleri alınsın, timsalleri tutulsun, manaları bilinsin, neticeleri zapt edilsin. Mesela ehl-i ebed için daimi manzaralar nesredilsin. Hani orada ayet-i kerimede de geçiyor, tahtlarda oturup dünyadaki ahvallerini konuşuyorlar. Nasıl konuşacağız dünyadaki ahvallerimizi? Yaşarsak, bilirsek, tecrübemiz olursa, onlar görüntülenmişse, fotoğraflar alınmışsa, kaydedilmişse olacak bu. Bir de bilmiyoruz cennetteki fiziğin buradan farkını. Buradaki fizik bize oluş anlamında, mesela ses dediğimiz şey, ilk sesin ağzınızdan çıkması lazım ki o ses dalgalanıp çoğalıyor, yayılıp gidiyor yani. Sonsuza doğru gidiyor o ses. Titreşim olarak, yayılarak devam ediyor. Allahu alem, bu dünya ahiretin sesi gibi. Bu dünyada doğru dalgaları yaşayarak yaratmışsak, amel ederek yaratmak diyoruz ama biz yaratmıyoruz tabii, Cenab-ı Hak yaratıyor. Biz seçmişsek diyelim, irade etmişsek doğru dalgaları, o dalgalar o tıpkı o sesin kaybolmaması gibi cennette ebedi dalgalar olacak. Bu dünyadaki tecrübeden onlar yaratılıyor. İşte Üstad bir yerde diyor ya, elhamdülillah dersin, elhamdülillah yersin. Bu dünyada dediğin neyse ahirette yediğin ne olacak yani. Onlardan yaratılıyor onlar. Biz bugün bunu fizikle bağlayamıyoruz. Ya nasıl olur diyoruz. Mesela ben bir çocuğa sadaka verdim, bundan cennette bir köşk yaratılıyor. Ve işte bir hayırlı bir şey yaptım, bundan cennette bana şu kadar şey veriliyor, nimet. Bu nasıl bununla bağlanır? Belki de ondan yaratılacak yani. Biz şu an bu anki fizikle onu düşünemiyoruz ama o cennetteki fizik nasıl bir şeyse, bu amelin oraya dalgalar olarak gidecek belki de. Gidiyor belki de zaten şu anda. Orada onların sonsuz dalgalanmalarıyla muhatap olacaksın. Ne kadar dalga yarattın orada, o kadar sonsuzluk. Kim ne hayır götürdüyse, cehenneme de kim ne odun götürdüyse. Yunus Emre miydi? Diyor şiirinde, hani cehennemde odun yok, herkes kendisi götürür şeyini. Herhalde onun şiirindeydi yanlış hatırlamıyorsam. Yani sen burada bir şey yapıyorsun, kötülük dalgalanması yapıyorsun. Cehennemde de o dalgalanma sonsuz olarak seni buluyor. Allahu alem yani, tabii bu bugünkü fizikle kavrayamadığımız, fakat mahşer günü tamam işte bu iş böyleymiş diyeceğimiz bir şey. Masnuat fena için değil, bir parça görünüp mahvolmak için yaratılmamışlar. Belki vücutta kısa bir zaman toplanıp, matlup bir vaziyet alıp, ta suretleri alınsın, timsalleri tutulsun, manaları bilinsin, neticeleri zapt edilsin. Mesela ehl-i ebed için daimi manzaralar nesçedilsin.
hem alemi bekada başka gayelere medar olsun. Eşya beka için yaratıldığını, fena için olmadığını, belki sureten fena ise de tamamı vazife ve terhis olduğu bununla anlaşılıyor ki, fani bir şey bir cihetle fenaya gider, çok cihetlerle baki kalır. Bak başta konuştuğumuz buydu işte. Bu gidişler gidiş mi, çoğalış mı? Bu fena yok oluş mu, yoksa aktarılış mı? İşte oraya üstad şimdi dikkat çekiyor. Mesela kudret kelimelerinden olan şu çiçeğe bak ki, kısa bir zamanda o çiçek tebessüm edip bize bakar, derakap, ne demek derakap? Bakalım, hemen, çabucak, derakap. Derakap güzel bir kelime ya, çabucak, o da güzel de. Derakap, kullanmak lazım, ben pek kullanmıyordum, alışmaya çalışayım. Derakap fena perdesinde saklanır. Fakat senin ağzından çıkan kelime gibi o gider, fakat binler misallerini kulaklara tevdi eder, dinleyen akıllar adedince manalarını akıllarda ibka eder. Yani devam ettirir, sonsuzlaştırır. Çünkü vazifesi olan ifade-i mana bittikten sonra kendisi gider, fakat onu gören her şeyin hafızasında zahiri suretini ve her bir tohumunda manevi mahiyetini, yapısını bırakıp öyle gidiyor. Güya her hafıza ile her tohum, hıfz-ı ziyneti için, yani süslerinin, süsünün, tasarımının korunması için birer fotoğraf ve devamı bekası için birer menzildirler. Bak, bir çiçek üzerinden ne hoş bir anlatım. Çiçek yok olmak için mi yaratılmış, yoksa kalmak için mi? Maddi şeyine konsantre olursan diyebilirsin ki evet, yok olmak için. Ama kalışı sadece maddi olarak anlamazsan, vücudu sadece bu dünyadaki o işte dokunduğun, tattığın, ne bileyim, üç boyutlu, dört boyutlu vücut olarak tanımlamazsan, o zaman şuna uyanabilirsin. Bu dört boyutlu vücudun terkiyle de yaratılan çok vücutlar var. İşte mesela benim ciğerimdeki hava ses tellerime gidiyor. Dilim bir şekil alıyor. Kafamdaki düşünce bir şekil alıyor. Ona şekil verdiriyor. Onun şeyini kavramış. O uyumu Cenab-ı Hak yaratmış. Hava gitti. Bak, havayı verdim, hava gitti. Ama kelime oldu. Anlam ifade eden bir şey oldu. Yani daha üst bir anlam mı diyelim? Yani bir şey, daha üst bir vücut buldu yani böylece. Ve bunun sayesinde şu an bu videoya kaydediliyor. İzleyenler bu videodan hisselerini alıyorlar. Tıpkı benim buradan Bediüzzaman Hazretleri'nin eserlerinden aldığım gibi. Ve o ses de havada devam ediyor vücuduna. Ama hava ciğerimde kalsaydı, hiçbir yere gitmeseydi bu olmayacaktı. Cenab-ı Hak bir vücudu, bir vücut şeklini harekete getirdi. O hareket içinde başlangıç ve sonuç oldu. Bitiş ve bidayet oldu. Yani bidayeti, başlangıcı ve nihayeti, bitişi oldu. Ama o hareket içinde çok şeylere dönüşme kapasitesi açıldı. İşte barajlarda su geçiyor. O su bu taraftaydı, bu tarafa geçti. Ama ne oldu? Arada jeneratörleri şey yaptı, çalıştırdı. Jeneratör diyorum. O şeylerin adı neydi? Şimdi aklımıza gelmiyor. Lisede bunları öğrenmiştik ama. Elektrik üretimi oldu. O elektrik çok şeylere dönüştü. Ve bugün hayatımızda birçok faydayı onlardan sağlıyoruz. Bakın, diyebilirsiniz ki ya yazık oldu. Nehir oradan bu tarafa aktı ya. Ne güzel orada duruyordu. Ama o akmakla onun aslında üretimi başladı. Yani bu hareket olan her şey için bunu söyleyebiliriz. Hareketin kendisi aslında bir dönüşümün işareti. Evet, önceki hali kalmıyor. Hareketin şartı bu. Ben burada konuşuyorum. Ayak, elim, dilim, ağzım bir şekillere giriyor. Tuhaf şekillere girdiği de oluyor kendim izlerken, fark ediyorum. Ama bununla o iş oluyor. Aynı kalmamasıyla bu iş oluyor. Burada şununla da barışma var sanki. Ya Cenab-ı Hak
varlığı yarattı da bu ayrılığı niye yarattı? Hani şeylerde de vardır, türkülerde. Ölüm Allah'ın emri de şu ayrılık olmasaydı. Hani ölüm diyor şey değil de ayrılıyoruz. Asıl mevzu o. Doğru. Asıl mevzu o, ayrılık. Ama ayrılık sahiden ayrılma mıdır? Yoksa başka vücutlara geçmek midir? Mektubattaki, o mektubatın hemen öncesi kısmındaki ölümle ilgili bölümde Üstad Hazretleri'nin o verdiği örnek, tohum toprağa düşüyor. Tohum olarak çürüyor, dağılıyor. Ama fidan olarak yükseliyor. Şimdi sen desen ki ya yazık oldu, toprağa düştü, bak tohum çürüdü. Ama o öyle çürümese başka bir hayat bulabilir miydi? Ya, kainattaki değişimlere, dönüşümlere buradaki şeyi itibariyle değil, sonuçları itibariyle bakmayı bir müminin öğrenmesi lazım. Çünkü şunu söyleyelim mesela, akaidde ahirete iman diye bir şey niye var? Allah-u Alem bir hikmet de bu zaten. Bize şeyi öğretmeye çalışıyor. Varlığa burası için bakmamak. Ötesine bakarak varlığı anlamaya çalışmak. Çünkü varlığın vücudu sadece buradan ibaret değil. Evet, sen bu kadarına şahit oluyorsun. Çünkü kapasiten bu kadar. Ama varlık sadece burada göründüğü kısmıyla anlaşılamaz. Resmin bütününü görmen lazım. Yazının bütününü okuman lazım ki anlamını kavrayabilesin. Onun o yarımlığından gelen güçlükleri çekmeyesin. Yakınınız, Allah korusun, hep söylüyoruz işte, Allah hayırlısını versin yani, elbette ölüm Allah'ın emri, yapacak bir şey yok. Bir yakınınız vefat ettiğinde o cümledeki yarımlık size baskı yapıyor. Kaybettiniz çünkü bir yakınınızı. Ama cümlenin bütününe baktığınızda evet, bu bir süreçti, Cenab-ı Hak onu aldı. Ancak rahmeti rahmana gitti o. Buradakinden daha iyi bir yere gitti. İnşallah hayırla, imanla, amelle giderse. Cenab-ı Hak hepimiz onlardan eylesin. Ne oldu? Bak, sürece verdiğim anlam değişti. Çünkü cümlenin bütününü okudum. O yarımlıktan, ya burada ne söylenmek istedi falan güçlüğünden kurtulmuş oldum. Nasıl yazıda bu güçlüğü çekiyoruz? Cümle bize yarım verildiğinde veya birkaç kelimesi eksik verildiğinde, burada ne söyleniyor acaba? Ne demek istedi acaba? Güçlüğü çekiyoruz. Aynı güçlüğü işte yaşarken de çekiyoruz. Çünkü varlık bize yarım gözüküyor. Bu dünyaya münhasır bakarsak, gayba iman, Kur'an'ın emrettiği, o takva sahipleri ki gayba iman ederler, Bakara suresindeki o mealen söylediğim şey veya işte ahirete iman ile ilgili bahisler, bunların tamamı bizim gözümüzü cümlenin bütününü açmak için. Ona baktığımız zaman çünkü rahatlarız. Hepsini okuduğumuz zaman kolay kavrarız. Bu anlamda işte Üstad Hazretleri de onu en küçük alana çekmiş buraya. Diyor ki bir çiçek mesela, işte bir tane çiçek. Eşya beka için yaratıldığını, fena için olmadığını, belki sureten fena ise de tamamı vazife. Yani vazifesi tamamlandı, işi bitti. Ve terhis olduğu bununla anlaşılıyor ki, bak, yarım kalış değil. Kullandığı ifadelere dikkatinizi çekmek istiyorum. Sureten fena ise de tamamı vazife. Bak, üstad fenayı bir yere koydu. Tamamı vazifeyi başka bir yere koydu. Tamamı vazifede ayrılık yok mu? Var, ama burada bir yarım kalış var fenada. Aynıden gitti. Daha işte çok gençti. Çolpan İlhan mıydı? Yıldız Kenter miydi? Birisinin cenazesinde. Yine onun gibi yaşlı bir oyuncu, bak hangisiydi acaba, unuttum şimdi, şey demişti, çok erken gitti dedi. Ama normalde yani ikisi de 80'lerinde vefat ettiler diye biliyorum. Yani şimdi o kadar yaşamalarına rağmen çok erken gitti diyor, çok ani oldu. Yani ne erken gitti, ne ani oldu, ne gençler ölüyor bak bu şeyde, salgında. Allah cümlesini şehit hükmünde kabul eylesin, ne kadar gençler vefat etti. Daha başka hastalıklardan da mesela genç yaşında, sağlıklıyken, dipdiriyken, aslan gibiyken gidenler oluyor. Onun yaşında 86 yaş, yani şey, bayağı yaşamışsın yani. Ama yarım geliyor o, fena. Niye? Tamamı vazife ne bilmiyor ki. Onun dünyasında tamamı vazife yok. Allah'ın bir görevle, takdirle yarattığını ve bir takdirle aldığını bilse tamam diyecek. Tamamı vazife etti, gitti. Öyle demiyor. Çok erken gitti. Çok ani oldu.
İşte bu fena'nın tamamı vazifeden ayrımı, bir anlamın tamam olması, bir cümlenin tamam olması. Geri dönelim metnimize. Tamamı vazife ve terhis. Terhis ne? Askerlikte yapanlar bilecekler. Görevin bitiyor, süren bitiyor. Tamam diyor devlet sana artık. Senden aldığım şeyin sonuna geldim. Süren de oldu. Al belgen de bu. Görevini yaptın. Evine dönebilirsin. Terhis. İşte yine bir anlamın tamamlanması. Anlam tamamlanıyor mu, tamamlanmıyor mu? Asıl mevzu bu yani. Tamamı vazife ve terhis olduğu bununla anlaşılıyor ki fani bir şey bir cihette fenaya gider, çok cihetlerle baki kalır. Eğer yok oluş olsaydı böyle bir şey olmayacaktı. Hiç var olmamış gibi olacaktı. Ama mesela Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerine, mesela İmam Zahid Kevseri Hazretlerine ve mesela işte Süleyman İlmi Tunuhan Hazretlerine veya işte daha başka yakın tarihte veya uzak tarihe giderim. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerine, İmam Şafii Hazretlerine veya sahabe-i kirama, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ya bunlar hiç oldular diyebilir miyiz ya? Ne kadar suret, ne kadar hidayet, ne kadar mesaj, bilgi, anlam bıraktılar. Çünkü bir anlamın içinde var oldular. Bir anlamın içinde var olmayanlara bu ifadeyi kullanabiliriz. Çünkü şeye kalıcı bir şeyin içinde değillerdi ki. Kalıcı bir şey olmanın sırrı da nedir? Tevhidi bütünlüğün içinde var olmaktır. Kainatın üzerine yaratıldığı anlamın içinde var olmaktır. O kitabın içinde yer tutarsanız, o kitaba dair olursanız, o manaya dair olursanız onunla kalırsınız. Ama onunla olmazsanız elbette kendi kurduğunuz cümlenin şeyi ne kadarsa belki de ölümünüzde fıt diye bitecek bir cümle o. Belki bir 50 yıl daha götürür, belki hiç götürmez. Ahiret açısından hiç götürmüyor da dünyevi açıdan hani işte şarkıcı adam şarkı yazıyor hep dünyevi ama işte bir 30 yıl daha dinleniyor. Ya da sinemacı, oyuncu bir 30 yıl daha belki filmleri izleniyor. Ama yok ilerisi. Allah için olmak, Allah var oldukça ki o ebedidir, ezelidir, zaman üstüdür, zaman onun mahlukudur. Allah'a dair olduğunuz zaman, Allah için olduğunuz zaman, Allah'ın ayeti olduğunuz zaman, Allah'a ayna olduğunuz zaman ne oluyor? Kendi vücudunuzu başka bir şeye dair kılıyorsunuz. Hiç solmayacak çiçeğe dair kılıyorsunuz. Hiç şaşırmayacak, kesilmeyecek, bozulmayacak cümleye dair kılıyorsunuz yani. Onların devamlılığı nasıl? Bunların devamlılığı nasıl? Ölçmek için güzel bir rasat aleti. Fani bir şey bir cihetle fenaya gider, çok cihetlerle baki kalır. Dönüşümün olduğunu buradan anlayın diyor Üstad Hazretleri. Mesela kudret kelimelerinden olan şu çiçeğe bak ki kısa bir zamanda o çiçek tebessüm edip bize bakar, derakap, çarçabuk, fena perdesinde saklanır. Fakat senin ağzından çıkan kelime gibi o gider, fakat binler misallerini kulaklara tevdi eder, dinleyen akıllar ad edince manalarını akıllar da ibka eder. Kelimeler de öyle, varlıklar da öyle. Yani üzülmeyin ya bu kelebekler niye bu kadar az yaşıyor, bu bakterilerin ömürleri niye bu kadar kısa, bu Yunus balıkları niye böyle oldu, bilmem şunlara niye şöyle oldu, bu canlılar niye şöyle. Bunu ateistler veya diğer şirk ekolleri için de söyleyebiliriz. Bunu Allah'ın tasarrufunun olmayışına delil olarak kullanıyorlar. Ya Allah olsa bunlar böyle ziyan olur mu diyorlar. Bir önceki şeyde hatırlarsak dördüncü esasta haşiyede bize ne öğretilmişti? Varlığın hikmeti sadece kendisinin hayatına dair değildir denilmişti. Üç parçaya ayrılır demişti. Bir kısmı mektup oluşundandır. Diğer varlıklara, meleklere, insanlara, cinlere vesaire şuurlu varlıklara mektup oluşundadır. Bir kısmı Cenab-ı Hakk'ın bizzat nazarına ayna oluşundadır. Görünüşündedir. Cenab-ı Hakk'ın kendisinin onu seyredişindedir diyelim. Hani artık elbette insani seyirden bahsetmiyoruz. Karşısına geçip bakmak değil bu ama yaklaştırmak için fehminize. Yani bir varlığın amacı sadece kendisinden ibaret olmadığı için
kendisi adına yaşayamadığı için, kendisinin istediği gibi olmadığı için de ona üzülünmez. O kadar değildi ki amacı. İşte orada üstad bir şey inşa etti, burada onu tamamlıyor. Sen şimdi diyorsun ki ya işte bunlar, şunlar ölüyor, şunlar böyle oluyor, işte savaşlar var, şunlar var, bunlar var. Ya Allah olsa hiç böyle olur mu yani, bunları böyle yapar mı? Demek ki Allah yok, haşa. Yanlış düşünüyorsun. Niye? Hata nerede? Onların amacının sadece kendilerinin hayatı olduğunu düşünüyorsun. Öyle değil ki. Ve bir de şu, onların hayatının, onların varlığının da sadece kendi hayatlarına, vücutlarına, kemallerine bağlı olduğunu düşünüyorsun. O da doğru değil. Yani işte çiçeğin şeyi gibi. Çiçek evet kendisi soldu, mahvoldu ama bak melek, insan, şu bu canlı türünden ona bakan, onu gören, ondan istifade ne varsa onlarda bir iz bıraktı. O bıraktığı iz devam ediyor. Bizim bilemediğimiz başka alemlerde belki suretler alınıyor. Başka boyutlarda bu varoluşun yansımaları var. Biz sadece şu an dört boyutlu alemi görüyoruz yani, ötesini görmüyoruz ki. Belki de burada var olmanın orada sonsuz dalgaları var. Sen buradakinden çıkamıyorsun, boğulmuşsun kendi boyutlarının içinde, kesafetinde. Diyorsun ki ya Allah olsa bunlar böyle olur mu? Niye yani, sen misin Allah? Belki de Allah böyle olmasını murad ediyor. Onun orada zahiren bir an görünüp kaybolmasını ama diğer yerlerde ebediyen etkilerinin devam etmesini murad ediyor. Öyle patlamalar var ki mesela işte bilmem kaç milyar yıl önce bir yerde güneş patlamış. Bir gezegenin işte güneşi veya daha büyükleri de var onların, mesela süpernova mı diyorlar, patlamış. Abi üzerinden o kadar yıl geçmiş, dünyaya ışığı yeni geliyor. Bak nasıl bir dalga yapmış. Onun bedeni son buldu ama o son bulmuş bedenin işi devam ediyor. Yani o da yaptığı dalganın vazifesi neyse, elbette onun da alemde bir fonksiyonu var. Bir denge unsuru olarak gördüğü bir şey var, iş var. O iş bak ne kadar geniş alemde yüzeylere, düzeylere dağılıyor da işi hala bitmedi, devam ediyor, dünyayı geçti. O dalga ilerlemeye sürüyor yani ondaki şey. Artık nasıl bir madde veya şey içeriyorsa, atom altı düzey. O hala alemde yayılmaya devam ediyor. Şimdi bunun işi bitti mi diyelim, oradaki yıldız öldü, bitti, fena buldu. Yo, genişleyen bir varlığı var onun aksine. Aksine genişleyen bir varlığı var onun. Senin ağzından çıkan kelime gibi o gider, fakat binler misallerini kulaklara tevdi eder. Dinleyen akıllar adedince manalarını akıllarda ipka eder. Çünkü vazifesi olan ifade-i mana bittikten sonra kendisi gider. Fakat onu gören her şeyin hafızasında zahiri suretini ve her bir tohumunda manevi mahiyetini bırakıp öyle gidiyor. Bak tohumu da oldu. Tohumuna sakladı kendisini. Manevi mahiyetini. Suretini bizde sakladı. Manevi mahiyetini de, özelliklerini de, tohumunu da sakladı. Güya her hafıza ile her tohum, hıfz-ı ziyneti için birer fotoğraf ve devamı bekası için birer menzildirler. Devam etmek için, varlığını sürdürmek için zamandan zamana, nesilden nesile atlıyor tohum sayesinde. Veya bizim hafızalarımız sayesinde. Sıçrıyor yani, tabiri caizse maddi vücudu sayesinde sıçrama yapıyor. Varlık sıçraması. Bunu işte nereye okuyarsınız bilemiyorum. Bu modern fizikte bunun bir yeri var mıdır? Kuantumcular daha iyi bilirler bu mevzuları, bildikleri kadar, gittikleri kadar. Yani çiçek var olduğunda bir sıçrama yapmış oluyor. Ne sıçraması? Kaç tohumu var? 1000 tane. 1000 tohumluk sıçrama yaptı varlıkta. Veya kaç kişi gördü onu? 1000 kişi. 1000 kişilik sıçrama yaptı varlıkta. Çoğaldı, dalgalandı. Kendi dalgalanmasını yaptı yani. Patladı. Hayata geldi, pat etti böyle. O varlığa gelişte tekrar dağıldı. Parçacıklar etrafa dağıttı. Bir daha hayata geliyor, pat. Bir daha dağılıyor. Bir daha geliyor, bir daha patlıyor falan. Gibi gibi. Evet. Güya her hafıza ile her tohum, hıfz-ı ziyneti için birer fotoğraf ve devamı bekası için birer menzildirler. En basit mertebe-i hayatta olan masnu böyle ise, en yüksek tabakayı hayatta ve ervah-ı bakiye sahibi olan insan ne kadar beka ile alakadar olduğu anlaşılır.
en basit mertebeyi hayatta olan masnu, sanatlı yaratık böyle ise, en yüksek tabakayı hayatta olan, yani hayatın en yüksek tabakasında olan ervah-ı bakiye, sonsuz ruh sahibi olan insan ne kadar beka ile alakadar olduğu anlaşılır. Çiçekli ve meyveli koca nebatatın bir parça ruha benzeyen her birinin kanunu teşekkülatı, timsali sureti, yani o cismi görünüşü, zerrecikler gibi tohumlarda kemali intizamla, tam bir düzenle, dağdağlı inkılaplar, karmaşalar, değişimler içinde ibka ve muhafaza edilmesiyle, gayet cemiyetli ve yüksek bir mahiyete malik harici bir vücut giydirilmiş. Zişuur, nurani, bir kanunu emri olan ruhu beşer, ne derece beka ile merbut ve alakadar olduğu anlaşılır. Bak, bitki gibi düşük düzeyli bir varlık, elbette bu düşük düzeylilik insana göre söyleniyor, yoksa cansıza göre de bitkinin varlık düzeyi yüksek. Bakın, kainattaki dönüşüm, değişim, yıpranmalar, şunlar bunlar onu yok edemiyor. Bak, çiçek ne kadar zamandır var? Hala var. Bakteriler ne kadar zamandır var? İşte geçen buzulları araştırmışlar galiba. 28 tane virüs türü bulmuşlar buzulların içinde. O değişimler, dönüşümler yok edemiyor yani. Onlar varlıklarını devam ettiriyorlar. Bir şekilde yeni şartlara göre Cenab-ı Hak yeni canlılar yaratıyor veya öncekinde bir oynamalar oluyor. Tür içinde elbette. Bakın, burada yine altını çiziyorum. Bunlar, bu değişimler tür içinde oluyor. Türden türe sıçrama olmuyor. Varlıkta türden türe sıçrama görmüyoruz biz hiç. İşte yaşadığımız alem, var mı türden türe sıçrama? İşte koronavirüsü kaç mutasyon geçirdi? Virüsten başka bir şey mi oldu? Olamaz. Virüs olmak ayrı bir şey, başka bir canlı olmak apayrı bir şey. Baştan sona tekrar değişim demek bu. Yani içinde bir iki genin değişmesiyle, farklı açılmasıyla ilgili bir şey değil bu. Yeni baştan oluşturulmak demek bu. Türden türe geçiş yok, ama Cenab-ı Hak ona içine kodladığı, olabilirlik şeyinde zaten içine bıraktığı özellikleri açıyor onda. Evet. O, bakıyoruz işte, bu canlılar bu kadar sürekli böyle devam ettirebiliyorlar varlıklarını. Zaman onları engelleyemiyor. 10 bin yıl önce bulunan fosil, 10 bin yıl sonra bulunan canlı aynı. Bakıyorsunuz fizikleri falan aynı. Çok az değişimler var. Yine kendi yapısında olan şeyler onlar. Ya bunları engellemiyorsa insanı hiç engellemez. Yani bu ölüm, değişim, şu bu. Üstad burada kafamızı şeye açmaya çalışıyor. Yani haşrın vuku bulmasına nasıl, diyor, ihtimal vermezsin? Görüyorsun, diyor, hani zaman, şu bu değişimler, ölümler normal bitkileri, hayvanları bile engellemiyor. İnsanı nasıl engellesin? İnsanı nasıl yok etsin? Demek ki insan da başka bir dalgalanma için burada ölüyor. Başka bir yerde devam etmek üzere bunu yapıyor. Burada yine dikkatinizi çekmek istiyorum. Hep şunu söylüyorum. Ayet-i Kerime ile de bağlamış olalım bu vesileyle. Ayet-i Kerime bize neyi gösteriyordu? Haşir sadece gaybta, ileride olacak bir şey değil. Haşir her an ola gelen bir kanun zaten. Ayet-i Kerime bizi ona uyandırıyor. Burada, diyor, baharı görüyorsun. Büyük külliyetli bir haşir meydanı. Ahirette de senin haşrin var. Yani buna niye inanmıyorsun ki, der gibi ayet-i kerime. Bize dünyadaki baharı kanunun bir parçası olan, diğer parçası olan, ucundaki olan haşirle toparlayarak veriyor yani. İki ucunu birden veriyor. Bizim akaid-i imaniyemiz böyledir. Yani biz dünyada gördüğümüz, farklı şekillerine şahit olduğumuz şeyin uçlarına iman ediyoruz. Yoksa imam diyorum ha, İbn-i Sina gibi akıl bu yolda ilerleyemez falan demiyoruz yani. Zaten bu dünyada oluyoruz, diyoruz. Buna kanunun bir parçası diyoruz. O kanunun bir de ilerideki ferdi var, diyoruz. Bunlar kainata yayılmış şekilde. Nasıl Galile kütle çekimi, yer çekimi kanununu buldu. Newton dedi ki, ya bu kanun dünyada geçiyorsa Mars'ta da geçiyordur. Şurada da geçiyordur, burada da geçiyordur. Tüm galakside geçiyordur. Onu kütle çekim kanununa çevirdi. Yani geniş okudu resmi. Dedi, bu kanun burada varsa her yerde olabilir. Kütle çekim yasasını böyle buldu Newton.
Biz de tıpkı la teşbih ve la temsil bahara bakıyoruz. Ya bu haşir yasası burada varsa diyoruz. Orada da vardır. Buradaki bakış da o zaten. Bu yasa burada varsa, hiçbir şey yok olmuyorsa, kalmanın bir yolunu iz bırakarak, suret bırakarak, tohum bırakarak sağlıyorsa, yani bu fenanın şeylerini aşıyorsa bir şekilde, bunu aşmayı başardığına göre insan da ölümüyle yok olmayacaktır. İnsan da aşacaktır. O da bu varlığın bir parçası çünkü diye biliyoruz diye düşünüyorum. Beşinci esastan kendimce, kendi kabımca bu dersleri alıyorum. Allahu alem vaktimizi de geçirmişiz. Daha fazla uzatmayayım. Cenab-ı Hak inşallah bu hakikatlerden istifademizi ziyade eylesin. Kendi haşrimizde günahlarımızın dalgalarıyla değil, hayırlarımızın, sevaplarımızın, güzel işlerimizin, ihlaslı işlerimizin dalgalarıyla buluşabilmeyi nasip eylesin. Cenab-ı Hak taksiratımızı affetsin, bizi bağışlasın, alışkanlık haline gelen günahlarımızdan ıslah etsin, bizi kurtarsın, rahmetiyle, keremiyle kurtarsın. İnşallah kaldığımızı görelim yani. Kaldığımızı görelim. Bu dünyada görelim ki bu dünyadaki mutluluğumuz da bunun içinde. İnsan emeğinin varlığını gördüğü zaman ondan bir tatmin yaşıyor. İşte haşir akidesinin dünyaya bakan bir şeyinden bahsedeceksek, bir hikmetinden budur. Dünyada kaldığını gören, yaptığının kaldığını gören, boşu boşuna olmadığını gören, varlığının sonsuzluğuyla tatmin olur. Kalpler ancak Allah'ın zikriyle tatmin olur. Ayetinin de belki içindeki sırlardan birisi bu. Oraya girmeyeceğim ama bunu da zikretmiş olayım. Cenab-ı Hak bu işlerin cennet işleri olduğunu, yanlış yaparsak da cehennem işleri olduğunu hepimize fark ettirsin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru da'vahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.